Değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili gündem bütün ağırlığıyla Türk siyasetini şu anda yönlendiriyor, oluşturuyor, öyle diyebiliriz. Ama yine baktığınız zaman burada da çok büyük bir dengesizlik söz konusu. Mevcut başbakan, 3 cumhurbaşkanı adayından bir tanesi, sazı eline almış, devletin bütün gücünü arkasına almış, meydan meydan dolaşıyor. Yine kitleler toplanıyor, toplandırılıyor, şovlar yapılıyor ve bu şekilde asarak keserek yoluna devam ediyor. Böyle bir manzara. Ne görüyorsunuz? Türkiye aslında 12 yıldır hemen hemen her gün siyaset sahnesinde hezeyanlarını, kafasındaki saplantılarını, düşmanlıklarını, öfkesini, kinini yenememiş ve bunları kusan bir adamın başbakanlığında tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşıyor. Karşımızdaki yalın gerçek bu. Bu zat bilinçli bir şekilde ülkeyi sürekli gererek siyaseti adeta yüksek gerilim hattı üzerinde tutarak bir kavga, bir polemik, bir hakaret alanı haline getirerek siyaseti hiçbir sakınca görmeden bu şekilde bir iş tutmuş, böyle götürüyor. Değerli arkadaşlarım, uyguladığı ilkel yöntem şu. Bunu değişik politika alanlarında gördük ama bir kere daha tarif etmemiz gerekiyor. Bir perdenin önü var Recep Tayyip Erdoğan için kullanılan. Bir de perdenin arkası var. Perdenin önünde karşıtlık yaratarak toplumda güç bulmak. Yakın tarihi kafasındaki saplantılara göre istediği gibi çarpıtmak. İzliyorsunuz her konuşmasında. En son 21 Kasım 1938'de bir çarpıtma yaptı. İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçildiği günü meclisin askerler tarafından kuşatılması şeklinde sundu. Gereken açıklamalar yapıldı ama siz ne söylerseniz söyleyin. Tedavisi mümkün olmayan saplantılar kafasında öyle bir eğitim almış. Buna göre koşullanmış. Buna göre düşmanlıklar hedeflemiş. Ve buna göre de şu anda bulunduğu konumu kullanarak bunları tezvirat olarak her gün toplumun önüne getirmekte bir sakınca görmüyor. Yani yakın tarihimizden, ortak tarihimizden her an, her dakika bir düşmanlık, bir husumet çıkartmayı bir siyasette kullanılabilen mübah bir yol olarak görüyor, ne yazık ki de kullanıyor. Değerli arkadaşlarım, yalan konuşarak bu gerçekleri saptırıyor. Toplumu her alanda bölme stratejisini inatla sürdürüyor. Perdenin önündeki Tayyip Erdoğan'ı tarif ediyoruz. Tüm değerlerimizi, bizi biz yapan tüm kavramları kendi işine geldiği gibi insafsızca kullanabiliyor. Değersizleştirebiliyor, anlamını boşaltabiliyor. Şantaj, tehdit, her yol mübah, sövme, sinkaf, hakaret, her yol kullanılabilir mübah yollar. Değerli arkadaşlarım, tabii bütün bunları hiçbir edep kırıntısı göstermeden yapabiliyor. Bu da ayrı bir meziyet. İnsan utanır değil mi bazen? Sıkılır değil mi? Hani arlanır veya içindeki sinir sistemi yüzünde kızarmaya sebep olur. Utandı derler, kızardı derler, yüzü kızardı derler. Bunların kırıntısı yok, edep kırıntısı yok. Sanki öç alıyor yetiştiği topluma karşı. Değerli arkadaşlarım, ve bunları acı olan da şu, bıktırarak her gün, her kanaldan ezbere, Anadolu'nun değişik bir yerinde konuşuyor ama, ezbere bütün kanallardan zorla değil mecburi yayınlatarak millete gına getirir hale getiriyor. Bu perdenin önündeki Tayyip Erdoğan. Perdenin arkasında işler iyi. Dümen iyi, orayı hiç sorgulama. Yani yakın tarihte ortaya döküldüğü gibi hatırlıyorsunuz. Çevrilen binbir dolap, yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, haram üzerine kurulmuş havuzlar. Sermaye havuzları, medya havuzları. Kökünün temeli haram.
Başka? Nüfus ticareti yapma, nüfus kullanma. Başka? Haksız servet edinme. Başka? Bütün bunların sonunda sebebi, nedeni ortaya konamayan inanılmaz servetler. Mal beyanlarında yok, ev bile yok. Ama ortada villalar her yerde. Gemiler, gemicikler, sıfırlanamayan yüksek miktarda hiçbirimizin aklının alamayacağı meblağdaki eurolar, milyar boyutunda dolarlar. Bir lüks, bir debdebe, bir şatafat, bir şaşa, yani ye kürküm ye misali sözdeki gibi. Hani yalanla iman bir arada durmazdı? Öyle ya, değil mi? Yalanla iman bir arada durur mu? Yalanla imanı nasıl taşıyor bir arada? Nasıl savunuyor? Nasıl taşıyor ve yaşıyor? Buna da şaşırmamak elde değil. Bu da perdenin arkasındaki ilişkiler. Değerli arkadaşlarım, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aynı siyaset filmi yine gösterimde. Aday kişilerden bir tanesi, yani şu anda Recep Tayyip Erdoğan. Kanun açık, net ve anlaşılabilir olmasına karşı. Bir görev yürütüyor değil mi? Başbakanlık görevi. Başbakanlık görevi ya da bir siyaset görevi, bir kamu görevidir değil mi aynı zamanda? Değil mi? Evet. Kanun açık. Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu açık. Numarasına bakıyorum. Burada çok net, belirgin şekilde ifade edilmiş durumda. 6271 sayılı yasa, 11. madde. Yani aday olan, Cumhurbaşkanlığına aday olan kişi, adaylığı kesinleştiği andan itibaren eğer kamu görevi yürütüyor ise kamu görevi bitmiş sayılır diyor. Ne demek bu? Kamu görevini yürütemez diyor. 11 Temmuz adayların adaylıkların kesinleşeceği tarih. Bugün ayın 9'u. Yani Perşembe günü akşam Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı adaylıklarını netleştirecek. Perşembe mi, Cuma mı? Cuma günü. Cuma günü. Şimdi kanun açık ve net. Ben de dahil birçok defa birçok gazeteci ve siyasetçiye, bana açılan davalarda da yazıldı. Kamu görevi yürüten başbakana hakaretten. Sen millete dava açarken kamu görevi yürüttüğünü söylüyorsun. Şimdi kanun gereği kamu görevi yürütenler aday olduklarında, adaylıkları kesinleştiğinde istifa ederler gerekçesi var. Görevlerinden ayrılırlar gerekçesi var. Şimdi bu deve mi, kuş mu? Hangisi bu? Sayın Çöleşan da değinmişti geçen gün yazısında. Gerçekten öyle, getirelim size bir mahkemeye başvuru şeyini. Kamu görevi yapan, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi de öyle, 125'e 2 yanılmıyorsam. Ne diyor? Kamu görevi yaparken görevi sırasında başbakana hakaretten. Orada kamu görevlisisin. Öteki kanunda kamu görevlisiysen aday olduğunda, adaylığın kesinleştiğinde bunu düşürmek zorundayız deniyor. Şimdi geldi Yüksek Seçim Kurulu'na top. Eğer Türkiye'de yargı bağımsız ise, eğer Türkiye'de yargı vesayet altında değil ise, Yüksek Seçim Kurulu ilgili kanunun 11. maddesi açık ve net ortada, bunu uygulamak durumundadır. Şöyle bir tabloyu düşünebiliyor musunuz? Devletin uçağı emrinde, helikopteri emrinde, valisi, kaymakamı, müdürü, polisi emredersin deyip görev peşinde. Diğerleri görev çıkartma peşinde. Örtülü ödenek emrinde. Yürütmenin bütün gücü emrinde. Adil bir seçim kampanyası yapacaksın. Diğer tarafta mütevazi adaylar. Bilhassa Sayın İhsanoğlu. Halkın arasında görüyorsunuz. Sade, koruma yok, baraj yok, barikat yok. Kimse kimseye sövmüyor. Mütevazi, ölçülü. Karşılıklı, saygılı, hiç kimsenin değer yargısına tepeden bakmayan bir kimlik.
herkesi kucaklamaya çalışan, en geniş temelde bir uzlaşı yaratmaya çalışan, huzur diyen, itibar diyen bir kişi. Bir devlet gücü, yani artık güç sarhoşluğuna kapılmış, başı dönmüş vaziyette, şaşalı gösteriler, şovlar, zorlama, törenler, diğer tarafta Sayın İhsanoğlu ve Sayın Demirtaş. Değerli arkadaşlarım, bu seçim adil mi? Baştan sabık ve sakat bir seçime gidiyoruz. Eğer Yüksek Seçim Kurulu, başbakanın kamu görevi yaptığını 11 Temmuz'da Cumhurbaşkanı adaylığını netleştirirken, kesinleştirirken kabul etmezse önümüzdeki seçimler baştan sakat bir seçim olacaktır. Bunu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, gerçi etrafa baktığınız zaman tüm diktatörlerin ve tüm diktatör heveslilerinin aynı seçim şaklabanlıklarını kendi ülkelerinde yaptıklarını görürsünüz. Aynı şaklabanlıklar, aynı şovlar, aynı toplu gösteriler, güç gösterileri. Böyle bir karşılıklı güç yansıtma. Bütün diktatör ve diktatör beklentisi olanların, diktatörlük beklentisi olanların hepsinin başvurduğu şaklabanlık budur. Değerli arkadaşlarım, tabii insan bir kez insaf duygusunu kaybedince sonrasında ne söylediğinin pek de anlamı kalmıyor. Şimdi kendini kaybetmiş gibi bas bas bağırıyor, şunu söyledi, birkaç şey var da. Ben dedi milletin adayıyım. Oysa onlarınki, kendi üslubuyla söylüyor. Ben, sen, bizimki, onlarınki. Kafada var ya bu ayrım, beyin iki parçadır ama bununki doğuştan her şeyi ikiye ayırmış vaziyette. Ben milletin adayıyım, onlarınki devletin adayı. Bak Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sen şu anda kurduğun yeni vesayet sistemiyle, o derin ilişkilerle, kurduğun takibat ağlarıyla, yasalarla, ördüğün o yeni çerçeve içerisinde derin devletin en tepesini temsil ediyorsun. Sen derin devlet vesayetinin adayısın, ta kendisisin. Milletin adayı milletin halkının içinde. Seni gibi binlerce korumayla, devletin uçağıyla oradan oraya ışınlanır gibi gidip tepeden bağırıp ona buna küfretmiyor. Milletin adayı basit, sade, mütevazi halkın içinde. Sen milletin değil, yeni kurduğun vesayet devletinin en derin noktasındaki adamısın. Onun için sonra ekliyor bir de, bir devletin tepesine saksı veya vazo seçmiyoruz diyor. Değil mi? Şimdi saksıya takmış. Hiç Freudyen incelemeye falan girmiyorum. Ama bu saksı vazo takıntısını söylemek gerekirse, yani burada Mevlana'dan bahsetmek lazım. Mevlana şöyle diyor, kötü ahlaklı insan kırılmış saksı gibidir. Artık o ne saksıdır ne de çamur diyor. Sana Mevlana veriyor cevabı zaten. Ahlakın üzerinden sana hangi saksı türü olduğunu açıklıyor. Değerli arkadaşlarım, şimdi bir de anayasadaki yetkiler dışında her şeye müdahil olacağım diyor. Her şeye müdahil olacağım. Havaalanlarını yapacağım, yolları yapacağım değil mi? Yani diyor, havuzdakiler diyor, haram havuzundakiler sakın şaşırmayın diyor. Ben diyor aynı dümeni çevirmeye devam edeceğim diyor. Türkçe anlatıyorum ben. İşin başındayım ben diyor. Dümenin başındayım ben diyor. Yine yürüten vakıflar olacak diyor, sizden haraç toplayacak. Yani ben baş müteahhitim diyor. Ben baş çalanlığa devam edeceğim diyor. Mantık bu. Karşılaştırın, elinizi vicdanınıza koyup karşılaştırın. Bir tarafta kifayetsiz bir muhteris, her şeyi kendinde vehmeden toplayan, diğer tarafta mütevazi, birlikteliği, kardeşliği savunan, huzuru savunan itibarlı bir insan Sayın İhsanoğlu. Böyle bir ikilem içindeyiz. Sayın Demirtaş'a da saygılarımı iletiyorum.
kendi temsil ettiği değerler bakımından saygım var. Değerli arkadaşlarım, şimdi yani bu oldukça sıkıntılı bir durum. Rezaletin bir başka yönü daha var. Buna kısaca değinmek zorundayım. Türkiye için çok önemli olan tarih ve sembolleri değiştirme ve kendine mal etme, kendine milat yapma çabaları var. Bu da ayrı bir hastalık. Ayrı bir, onu da incelemek gerekir. Ruhen de incelemek gerekir. Samsun'a gitti biliyorsunuz hafta sonunda. Samsun'da Kurtuluş Savaşı'na öykünerek İstiklal Savaşı başlatıyoruz dedi, değil mi? Şunu kafana sok Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'de bir tane Kurtuluş Savaşı olmuştur. O da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği bağımsızlık savaşıdır. Senin ağzına da yakışmıyor, senin meşrebin de değil bu. Senin yaptığın olsa olsa oğlunla beraber geleceğinizi kurtarmak için yaptığınız istikbal savaşıdır, istiklal değil. Sizin derdiniz o. Hiç karıştırma kavramları. Değerli arkadaşlarım, yani bir şey daha söylüyor. O da çok enteresan. Hadi hadi diyor, çabuk diyor konuşmada. Erzurum Kongresi'ne yetişeceğiz diyor. Yani mübarek siyaset meydanında değil, sanki televizyondaki komedi dükkanı. Erzurum Kongresi'ne yetişeceğiz diyor. Allah'tan karıştırıp Kazım Karabekir Paşa'yı bekletmeyelim, bir kahve içecektik falan diyemiyor henüz. Ya bir çizgi roman kahramanı haline getirmiş, kendini karikatür haline getirmiş, bir malzeme haline dönüşmüş. Bundan haberi yok ya. Etraftan da buna gaz verenler var mutlaka. Aman efendim şöyledir böyledir diye. Herhalde ayakları yerden kesilince, uçuşa geçince bunu da bir türlü gerçekle buluşturmak mümkün olmuyor. Değerli arkadaşlarım, hatırlatıyorum. 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun açık, anlaşılabilir ve net olan 11. maddesi. Adaylıkların kesinleştiği gün kamu görevlileri istifa etmiş sayılırlar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kendine etmiyorum, Merkel etti mi, Sarkozy etti mi? Hiç karşılaştırılabilecek örnekler değil. Kendi de biliyor bunu. Karşılaştırılabilecek örnekler değil. Konumlar çok farklı. Şimdi burada 11 Temmuz akşamı Yüksek Seçim Kurulu yasanın gereğini yerine getirmek zorundadır. Bunu bekleyip hep beraber göreceğiz ve takipçisi olacağız. Bir başka konuyla bitiriyorum. Biliyorsunuz şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun tasarısı görüşülüyor. Bu terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun tasarısı. Bununla ilgili tartışmalar yürüyor. Bu konudaki düşüncelerimizi arkadaşlarımız komisyonda dile getirdiler, parlamentoda dile getiriyorlar. Sayın Genel Başkanımız grup konuşmalarını açıkladı ama kısaca bir değerlendirme yapmak istiyorum bu hususta. Şimdiye kadar bu kanunun biraz dışına çıkarak bakıyorum. Şimdiye kadar Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olan Kürt sorununun çözümü için ortaya getirilen tüm söylemler bir yandan havuç politikası içerdi, bir yandan sopa, silah dayatma politikası içerdi. Yani iki taraflı. Seçim zamanları yaklaşınca Kürt yurttaşlarımızın oylarının bir şekilde alınmasına dönük bir takım havuç politikaları, o süreç bittikten sonra silah, sopa, dayatma politikaları. Bunun örnekleri çok. Yakın zamana dönüp kronolojik olarak şu tarihte şu, şu tarihte şu, önce bu, sonra bu diye özetlemiyorum. Şimdi şunu açık ve net söylüyoruz, samimi bir şekilde de ifade ediyoruz. Çözüm hepimizin ortak umudu. Barış hepimizin ortak hedefi. PKK'nın silahlarını bırakması veya silahsızlaştırılması bu topraklarda yaşayan herkesin ortak talebi. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi olayın acı tarafı şu. Şimdiye kadar iktidarın kendi çıkarına uygun davranma taktiği hep bu yönde politika geliştirmesi, gerçek bir demokratikleşmenin sorunun çözümünde rehber olacak, temel olacak, gerçek bir demokratikleşmenin hep önünü tıkadı.
Hep bir takiye siyaset. Hep bir samimiyetsizlik. Yani Kürt yurttaşlarımızın demokratik talepleri başbakan tarafından hep bir siyasi pazarlık alanı halinde tutuldu. Rezervde tutuldu. Seçim önceleri rezervden çekildi. Tekrar kullanılabilir halde kanun paketlerine dönüştürüldü. Tartışmaya açıldı. Seçim bittikten sonra sopa ve silah olarak bu politikalar bölgeye ve kardeşlerimize geri döndü. Değerli arkadaşlarım, şimdi belki yine Kürt kökenli yurttaşlarımızın, Kürt kardeşlerimizin oylarıyla belirlenebilme ihtimali olan bir cumhurbaşkanlığı seçimi arifesindeyiz. Yani tekrar havuç mevsimi geldi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi seçim sürecine şu şekilde bakalım. Bir yanda oy beklentisi olan Recep Tayyip Erdoğan. Samimi olalım. Samimi bir şekilde söylüyorum. Diğer yanda yürütülen gizli görüşme ve pazarlıklarla siyasi kaderinin tartışıldığı bir şekilde gündeme getirildiği anlaşılan Öcalan. Bir yanda oy beklentisi içinde çırpınan, kıvranan, hesap yapan Recep Tayyip Erdoğan. Bir şekilde bu trafik, bu gizli görüşmeler, pazarlıklar sürecinde siyasi geleceği de masaya yatırılan, beklentileri olan Öcalan. Ortada bir kanun teklifi, demin okudum başını. Biz oyunun iki tarafında da Kürt kardeşlerimizin beklentilerinin nelere pazarlık konusu haline taşındığını, konu edildiğini açık bir şekilde görüyoruz. Tutumumuz açık ve net. Demokrasi, tam demokrasi, inadına demokrasi. Özgürlükler, insan hakları. Kardeşçe birlikte yaşamak, çalışmak, üretmek, bölüşmek. Ortak kaderi birlikte yaşamak, eşit yurttaşlık. Eşit hukuku paylaşan eşit yurttaşlık kavramı. Hepimizin talebi bu. Biz burada samimiyiz. Demokratikleşme konusunda da samimiyiz. Taleplerin meşru zeminde, şeffaf, herkesin önünde meşru haklar olarak değerlendirilmesinden, tartışılmasından yanayız ve tavrımızı da o şekilde koyuyoruz. Pakete yaklaşımımız da bu. Yani iki tarafın sıkıntılı bölümlerini söyledim. Havuç ve sopa politikasını söyledim. Diğer tarafta diğerinin de siyasette ben gelecekte ne olacağım beklentilerini masada olduğunu söyledim. Ortada da Kürt yurttaşlarımızın beklentileri var. Sadece bu yasanın 4. maddesinin 2. fıkrasına karşı olduğumuzu net bir şekilde açıkladık. Onu bir kere daha huzurlarınıza getiriyorum. Biliyorsunuz çeşitli şeyler anlatıldıktan sonra bu kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluları doğmaz diyor 4'e 2. Yani bu özel hukuk yaratıyor. Tekrar bir sorumsuzluk alanı veriyor kişilere. Hukuken yaptığı, sebep olduğu görev içinde veya dışında hiçbir eylemin kanunen muhatabı haline getirilemeyeceğini söylüyor. Bunu MİT yasasında da yaptı biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Bu konunun bu maddesi son derece sakıncalıdır. Türkiye'de yeni facialar açabilir, yeni faili meçhuller doğurabilir. Bu konudaki uyarılarımızı, sıkıntılarımızı söylüyoruz. Umarım düzeltme şansı olur. Düzeltilmezse de elimizden geldiğince bu konuyla ilgili daha üst yargı noktasında da arayışlarımızı sürdüreceğiz. Evet arkadaşlar, hem dünkü ve hafta başından itibaren çeşitli polemik noktalarında Başbakan'ın saçmalamalarına karşı açıklamalarımızı dile getirdik. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki önemli konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşünü, iki tarafın samimiyetini sorgulayan yaklaşımımızı dile getirdik. Bulunduğumuz noktayı ifade ettik. Bunun dışında sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Konuşmamın içinde de değindim zaten. Bakın yeni vesayetlerle bir devlet tarif ediliyor.
yeni vesayetlerle bir devlet oluşturuluyor, bir kavram oluşturuluyor. Ve bunun tabii ki ilişkiler boyutu var, kanunlar boyutu var, yasalar boyutu var, yargı boyutu var ve yürütmenin bunları organize etme biçimi var. Şimdi Türkiye'nin demokrasiden süratle uzaklaştığını, hele bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucuna göre mevcut anayasanın bile fiilen değiştirilmeden daha başkanlık sistemi yönünde fiilen içini boşaltılacağı konusunda da tartışmalar var. Yani bu yapının egemen olduğu bir yerde takip de normaldir, fişleme de normaldir. Her türlü gayri kanuni süreç, dinlemeler dahil, her şey mübahtır. Milletin adayıyım diyen kişi, demin de söyledim, tam tersine bu derin karanlık vesayet devletinin en tepedeki temsilcisi olarak bu işlerin temel sorumlusudur. Sayın İçişleri Bakanı ile ilgili bir şey söylediniz. Kendisine söylediğim Göbelsvari taktiklerin uzmanı sözü bir dava konusu yapılmıştır kendisi için. Teşekkür ediyorum. Mahkeme tarafından da Göbelsliği tescil edilecektir Efkan Ala'nın. Hiç kimse unutmamıştır. Tapelerdeki Efkan Ala sözlerini hiç kimse unutmamıştır. Sen yap kardeşim, al görevden, kırk kapıyı al içeri. Gerekirse kanun çıkartırız. O bizim işimiz. Sen işine bak. Bu sözleri söyleyenler takip de yaparlar, fişleme de yaparlar. Demokrasinin ırzına da geçerler. Evet. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.